Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi geldik yamuğa arkadaşlarım. Çok önemli bir dörtgendir. Her özetini, her konusunu, her formülünü mutlaka iyi bilmeniz gereken bir dörtgendir dostlarım. Hadi vira bismillah diyelim, başlayalım, çok da uzatmayalım. Şimdi geldik, yamuğu tanıyoruz dostlar. Yamuk için diyor ki, sadece iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir. Sadece iki kenarı paralel olacak arkadaşlarım. Bakın, burada mesela benim çizdiğim şekilde üstteki kenarla alttaki kenarı birbirine paralelmiş. Ama şöyle de olabilir. Soldaki ve sağdaki kenarları birbirine paralel olan bir dörtgen de olabilir tabii ki yamuk. Yani soruda böyle de çizmiş olabilir. Bu durumda şuna da taban diyoruz. Bu paralel doğruların ismine taban diyeceğiz dostlarım. İşte eğer üstteyse üst taban, alttaysa alt taban, sol taban, sağ taban diyebiliriz bunlara da. Şimdi yamuktaki U kuralını da fark edin dostlarım. Bakın madem ki paralellik var, şu bizim U dediğimiz kural, şu iki açının toplamı paralellik varsa bu iki açının toplamı daima 180 derece olacaktı. Bakınız burada bir U kuralı mevcut. Dolayısıyla X ile Y açısının toplamı mutlaka 180 derecedir. Aynı şekilde şu tarafta da bir tersten U kuralı var. Dolayısıyla Z ile M'nin toplamı da daima 180 derecedir diyormuşuz dostlar. Geldik bakalım nasıl kurallarımız var. Yamuğu tanıdık. Birinci kuralımızın ismi orta taban dostlar. Bu kuralın adı orta taban. Yamuğun orta tabanı. Diyor ki kural, yamukta diyor paralel olan tabanlara, şu iki kenar paraleldi dostlarım, şunların ikisi paraleldi. Paralel olan tabanlara paralel bir çizgi çizeceksiniz diyor yamuğun içinden. Eğer diyor bu çizdiğiniz paralel çizgi yan kenarları iki eşit parçaya bölüyorsa bunun adına orta taban diyecekmişiz biz dostlarım. Orta taban, alt taban, üst taban, tam ortadakine de orta taban diyecekmişiz dostlar. Ve orta tabanı bulmanın yolu, yani EF'nin uzunluğunu bulmanın yolu şu. Alt ve üst tabanı toplayıp ikiye bölüyorsunuz dostlar. Alt taban artı üst taban bölü 2 dediğinizde orta tabanın uzunluğunu buluyormuşuz dostum. Şimdi bakınız burada da sadece bir orta tabanı çizmiş olalım. Bir de AC köşegenini çizmiş veya köşegenlerden birini çizmiş olsun. Birazdan ikisini de çizeceğiz. Şimdi burada bakın şu EK uzunluğunu bulmak isteseydik biz dostlar şurayı, EK'yı. Bakın bu şuradaki üçgenin orta tabanı oldu, gördünüz mü? Şu üçgenimizin orta tabanı. Çünkü burayı ikiye bölmüş. Mecbur burayı da ikiye bölecek şu şekilde. Ve A'nın yarısı uzunlukta olmak zorunda. Şurası A bölü 2. E peki şuraya baktığınızda dostlarım bu da KF dediğimizde şu AB'nin orta tabanı olmuş. Çünkü yanları ikiye bölmüş. Üçgendeki orta taban. O halde burası da B bölü 2 oldu. Ve gerçekten de bakın A bölü 2 ile B bölü 2'nin toplamı A artı B bölü 2. Yani orta tabanın uzunluğunu böyle de ispatlayabiliriz eğer istersek. Peki şu şekle geldiğimizde, şimdi burayı da konuşalım. Bunun da formülü şu arkadaşlarım. Eğer iki köşegen çiziliyorsa orta tabanın üstünde bakın şurada bir KL uzunluğu oluşuyor. Bu KL'yi bulmanın yolu şuymuş dostlar. Tabanlar farkının yarısı bu sefer. Yani alt tabandan üst tabanı çıkartıp ikiye böldüğünüzde şu KL uzunluğunu buluyormuşuz. Bunun da ispatı çok kolay dostum. Şimdi şurası için bir önceki kuralda şurada ne dedik? A bölü 2'dir dedik burası. E şimdi şu LF'ye bakın dostlarım, LF uzunluğuna. O da A'nın orta tabanı. Demek ki burası da A bölü 2. Hani şurası da kardeşim toplam A artı B bölü 2 idi ya orta tabanın uzunluğu. Bak buraya ne kalıyor? B bölü 2 eksi A bölü 2 kalıyor dostlar. Demek ki B eksi A bölü 2'ymiş buranın uzunluğu da deyip ispatlayabiliriz de, ama bu çok önemli bir kural değildi bu arada arkadaşlarım. Sınavda soru soracaklarını zannetmiyorum bundan. Şu orta taban önemlidir burada. Onu biliniz şimdilik yeterlidir bizim için.
Evet, dördüncü kuralımız dostlarım. Bakınız, şimdi burada söyleyeceğimiz kuralın aynısını biz paralel kenarda da söyledik aslında dostlar. Çünkü U kuralının olduğu şu iki açının toplamının 180 olduğu her dörtgende bu kural geçerli. Diyor ki şu yandaki iki açının açıortaylarını çizdik. Bir, bu açıortayların arasındaki açı daima 90 derece olacak diyor. İspatı da çok kolaydı değil mi dostlarım bunun? Şuna A, A. Şuna da B, B yazdığınızda bakın 2A ile 2B'nin toplamı 180'di şuradaki kurala göre. Hemen 2'ye böldüğünüzde A ile B'nin toplamı 90 oluyor. Demek ki burası da 90 derece olacakmış diyoruz. Evet, bu kuralın birinci adımı bu arkadaşlarım. Neymiş? Ardışık iki açıdan çizdiğinizde şu aradaki açı 90 dereceymiş. Ha sen bunu bu taraftan da çizseydin şöyle açıortayları şöyle çizseydik yine 90 derece olacaktı burası kardeşlerim. Bunları da çizseydik şöyle gösterelim. Farklı simge koymaya çalışayım. Yine bu taraftan da 90 derece olacakmış. Ama alttan yukarıya doğru çizersen açıortayları yani şunları kesiştirirsen 90 olmaz. Niye? Çünkü şununla şunun toplamı 180 değil. Toplamları 180 olan açıların açıortaylarını çizmek lazım. Peki 90'ı anladık şimdi. Geldik ikinci adıma. Diyor ki, şimdi tamam burası 90. Sen diyor eğer bu 90 dereceden tabanlara paralel olan bir doğru çizersen, bu doğru yan kenarları mutlaka ikiye böler diyor şu yanı ve bu yan kenarı mutlaka ikiye bölecek diyor. Yani FG orta taban olur diyor her seferinde. Orta taban olurmuş. Bunun da ispatı kolay dostlar. Bakın şöyle şuradaki Z harfini yaptığınızda bunun çizgili açı olduğunu görüyoruz. Demek ki bununla bu birbirine eşit. Şöyle koyalım. Şurada Z harfi yaptığımda buranın da noktalı açı olduğunu görüyoruz. Demek ki bu da buna ikizkenar. O halde bu buna da eşit. Ve bakın buranın ikiye bölündüğünü, paralel olduğu için bu tarafı da ikiye böldüğünü gördük dostlarım. Şimdi bir de burada bakın muhteşem üçlü çıkıyor. Şu dik açı olduğu için dik açıdan inen doğru kenar ortay hipotenüsü ikiye bölüyor ve kendisi de eşit oluyor dostlarım. Buradaki muhteşem üçlüyü de sakın kaçırmayın. Çok güzel sorular çözeceğiz bunlarla ilgili birazdan. Bakın son olarak aynı şekille ilgili şunu söyleyeceğiz. Şimdi bu iki adamın şöyle çizmişiz açıortaylarını. Arasındaki açının 90 olduğunu biliyoruz. Burada bir dik üçgen çıkıyor. Diyor ki kural, eğer diyor bu dik üçgenin yüksekliğine h dersen yamuğun yüksekliği şu tabanlar arasındaki mesafe daima iki katıdır 2h olur diyor. Bunu da ispatlayalım. Dostum açıortayın şu kuralı vardı hatırlarsanız. Şöyle açıortay kolları vardı. Açıortayın tam bittiği noktadan bir bu kola diklik çizdik. Bir de bu kola diklik çizdiğimizde bu diklikler eşitti. Bu da h. Şimdi aynısını bu açıortay için yapıyorum. Bu kola çizdiğim diklikle bu kola çizdiğim diklik birbirine eşitti. Buna da h derseniz bakın 2h'ı böylelikle ispatlamış olduk dostlarım. Evet, yamuğun alanı arkadaşlar nasıl bulunacak? Yamuğun alanı tabanlar toplamı şöyle yazayım. Alan eşittir. Tabanları topluyorsunuz. Yani alt taban artı üst taban ikiye bölüyorsunuz bunu ve bunu bir de yükseklikle çarptığınızda alın size yamuğun alanı çıkıyor karşınıza dostlarım. Peki hocacım, lan şurası şu kısma dikkat edin dostlar. Bu kısım yamuğun nesini veriyordu? Yani tabanları toplayıp ikiye böldüğümüzde biz yamuğun nesini buluyorduk? Orta tabanını. O halde alan dediğimiz şey aslında şöyle de bulunabilirmiş. Orta taban çarpı yükseklikmiş dostlarım. Bu da aklımızın bir köşesinde dursun. Burada da arkadaşlar yine alan bulmanın diğer yöntemini gösteriyorum ama aslında bildiğiniz bir yöntem. Yani tüm dörtgenlerin alanını nasıl buluyorduk? Köşegenleri çarp ikiye böl. Yani AC ile BD'yi çarp ikiye böl. Bir de aradaki açının, köşegenlerin arasındaki açının sinüsüyle çarp diyorduk dostlarım.
Dolayısıyla sinüs x'i de ekliyorsunuz. İşte bu da genel tüm dörtgenlerin alan formülünden de yamuğun alanını bulabiliyormuşuz biz. Evet, geldik alan dağılımına. Diyor ki kural, eğer diyor yamuğun sadece bir köşegeni çizilmişse ve görüyorsun iki adet üçgen çıktı karşına burada diyor dostlarım. Bu üçgenlerin her biri gördüğü tabanla doğru orantılı bir alana sahip olur diyor dostlarım. Bak, x'i gören xa, y'yi gören ya alanına sahip olacakmış. Yani şöyle, mesela bir sayısal değer verelim. Burası 2, burası 5. Çizdin yamuğun bir tane köşegenini, bu taraftan çizeyim bu sefer. Diyeceksin ki şu üçgenin alanı 2a, bu üçgenin alanı 5a oranına sahiptir diyeceğiz dostlarım. Evet, geldik şuraya. Eğer iki köşegen çizilmişse de diyor ki, buna da papyon kuralı diyor bazı arkadaşlarım. Güzel de yakışıyor. Papyon kuralı. Bakın şu yandaki şu iki üçgenin alanı daima birbirine eşit olacak diyor dostlarım. Daima. Evet, böyle bir kuralımız varmış. Geçtim. Alan dağılımlarına devam ediyoruz dostlarım. Şimdi yamukta eğer ki şu yan kenarlardan, yani paralel olmayanların birinden, köşelerinde aldım böyle, köşelerinden karşıki diğer yan kenarın tam ortasına olmak şartıyla, bakın dikkat edin, tam ortasına düşüyorsa üçgenin tepesi, bu üçgenin alanı yamuğun daima yarısı olacakmış dostlarım. Neymiş kural? Bakın, şu değil ama, buna dikkat edin. Şöyle olmuyor. Mesela alttaki üçgen tabandan çıktın. Üstteki üçgenin şöyle tam ortasına düştün. Bu olmaz arkadaşlar. Nasıl olacakmış? Paralel olmayan tabandan çıkacak. Paralel olmayandan. Diğer paralel olmayanın tam ortasına düşecek. O zaman yarısı oluyor. Bak, bunun yandan olanı da, tabii bu yandan olanı da doğrudur. Yine bakın, paralel olmayan tabandan çıkıyorum kenardan. Diğer paralel olmayanın tam ortasına düştüğünde bu daima yarısı oluyormuş. Evet, geldik çok önemli bir yamuk çeşidine. Dik yamuk arkadaşlarım. Biz bunu tabii ki olmazsa olmaz geometri taktikleri diye ilk çektiğimiz videoda da bahsettik dik yamuktan size. Çok önemli bir yamuk çeşidiydi dostlarım ve dik üçgende falan acayip gördük bunu, değil mi? Benzerlikte falan sürekli dik yamuk yaptık. Dik yamuk arkadaşlarım, yine alt taban ve üst tabanımız mevcut. Fakat bu sefer yandaki kenarlardan, bakın bu bir yan kenar, bu da diğer yan kenar. Yan kenarlardan biri yükseklik olduğunda, yamuğun yüksekliği olduğunda, işte biz buna dik yamuk diyoruz. Ve dik yamuk sorularının, bakın şurada göstermişiz, %99'u, çok nadirdir bunu yapmadığımız an, %99'u şuradan aşağıya bir diklik indirilir. İşte burası da H, dikdörtgen oluşturdunuz, bakın burada dikdörtgen. A ise burası da A, şuraya B eksi A denip şuradaki üçgenden artık bazen Pisagor yapacaksın, bazen Öklit, bazen benzerlik yapacağız dostlarım ve üçgenden soruyu çözeceğiz biz dostlar. Şimdi dik yamuğun bir de özel bir durumu var arkadaşlarım. Şurada da ondan bahsedelim. Bu özel durumun uygulanabilmesi için yamuğun köşegenleri dik kesişmeli dostlarım. Eğer köşegenler dik kesişiyorsa, sadece köşegenler dik kesiştiğinde, bakın bu kuralı, şimdiki söyleyeceğim kuralı yapabiliyorsunuz. Peki nedir hocacığım kural? Kural şu. H kare daima tabanların çarpımına eşit. A çarpı B'ye. Dostum, bu bildiğin Öklit bağıntısı aslında. Bunun da ispatı kolay ama ben ileride köşegenleri dik kesişen bir yamukta bir çözüm tekniği öğreteceğim. Şöyle, hatta işte sağ alt köşeden diyeceğim ki şöyle bir paralel doğru çizin şu AC köşegenine. Şurayla da birleştirdiğinizde burada bir dik üçgen çıkacak karşımıza. Onun da dikliğinden diklik indirdiğinizde burası H, bu taraf B, bu tarafta A gelecek. Bildiğin Öklit bağıntısından geliyor aslında bu dostlar. Bildiğiniz Öklit bağıntısı yani. Bunu tabii ispatını ileride yapacağım için şimdi buraları çok karıştırmayalım. Siz şimdilik sadece şunu bilin.
Yamuğun köşegenleri dik kesişiyorsa hocam, h kare a çarpı b'ye eşitmiş, dik yamuğa ait bir kuralmış bu da. Evet, geldik diğer bir yamuk çeşidi ikizkenar yamuğa arkadaşlarım. Bunun da ikizkenar olabilmesi için bir, yan kenarları eşitse biz buna ikizkenar yamuk diyoruz. Eğer yan kenarlar eşitse dostlarım, taban açıları da eşit oluyor. Bakın alt tabandaki açılar kendi aralarında eşit. Ayrıca üst tabandaki açılar kendi aralarında eşit olursa biz buna ikizkenar yamuk diyormuşuz. İkizkenar yamukta eğer ki şu iki dikliği de indirirseniz, bakın burada bir dikdörtgen oluşturuyorsunuz. İşte şurasına A dersek burası da A oluyor tabii ki. Ama daha önemli kısmı şu. Bakın bu diklikleri indirdiğinizde şu yandaki bu üçgenle bu dik üçgen daima eş iki dik üçgen oluyorlar dostlarım. İki eş dik üçgen çıkıyorlarmış dostlar. Dolayısıyla eş oldukları için şimdi şunlar zaten eşit. Yamuğun ikiz kenar olmasından. Yükseklik olduklarından da zaten bu dik kenarlar eşit. İkisinin de birer açısı 90 derece. Dolayısıyla eş olduklarını da böylelikle ispatlamış olursunuz. Ama biz en çok sorularda şuradaki FB ile şuradaki AE'nin birbirine eşit olmasını kullanıp da çözeceğiz dostum soruları. Yamuğun klasik hamlelerinden biridir. İkizkenar yamukta iki diklikte indirilir. Şuradaki parçaların eşitliği yazılır ve soru sonrası gelişir arkadaşlar. Geldik burada. Bakın ikizkenar yamukta iki köşegen daima birbirine eşittir. Yani AC BD köşegenine daima eşittir. Hatta şuradaki AE ile EB de birbirine eşittir. Bir ikizkenar üçgen çıkar. DE ile EC de birbirine eşittir. Bir ikizkenar üçgen çıkar. Evet. Devam bakalım ikizkenar yamukla ilgili başka neyimiz var arkadaşlarım? Şunu söyleyeceğiz şimdi bir de burada. Şimdi ikizkenar yamukta bir tane yükseklik indirilmiş ve bu yüksekliğin kendisine uzak olan ikizkenara uzak olan şu ikizkenar. Buradaki taban üstündeki mesafenin x olduğunu söylemişiz. Yükseklik ve x. Dostlar bu durumda yamuğun alan pratik olarak h çarpı x diyebiliyorsunuz arkadaşlar. H çarpı x dediğinizde bu yamuğun alanını bulmuş oluyorsunuz. Şimdi bunu şöyle de gösterelim. Eğer buradan yükseklik indirmişse h diyelim buna. Bu durumda şurası x oluyor arkadaşlarım. Şu mesafedir x dediğiniz mesafe. Dolayısıyla yine h çarpı x de diyebilirsiniz. Şimdi geldik yine yamuğun ikizkenar yamuğun da bir özel durumu var. Aynı dik yamukta olduğu gibi. Yine ikizkenar yamuğun köşegenleri dik kesişiyorsa arkadaşlarım. Bakın bu durumda yükseklik dediğiniz şey, yükseklik h, a artı tabanlar toplamının yarısına eşit oluyor dostlarım. Yani yamuğun orta tabanına eşit oluyor arkadaşlarım. Orta tabanına eşitmiş yamuğun yüksekliği. Peki bir yamuğun alanını biz şöyle hesaplamıştık. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yani orta taban çarpı yükseklik. E hocam orta taban da yüksekliğe eşit oldu şimdi. Köşegenler dikse, ama bu şartı unutmayın, tamam mı? Burada şart var. Köşegenler dik değilse bunu yapamazsınız. E o halde bu da h'a eşitse yamuğun alanı h çarpı h'tan h kare oldu diyebilirsin dostum. Evet. Evet, bakalım burada ne söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada da yamuk sorularını çözerken kullandığımız, sıklıkla kullandığımız bir hamle var. Yamuğun klasik hamlesi arkadaşlarım. Bunu özellikle, ama her sefer illa sadece böyle olacak diye bir şartım yok, ama özellikle yamuğun içi boşsa, yani bize mesela şöyle bir yamuk çizmiş, işte burayı vermiş, altı burayı vermiş, bilmem ne burayı vermiş, bilmem ne burayı vermiş falan. Bakın içi boş. Hemen şu sağ üst köşeden yamuğun şu yandaki kenarına paralel olan şu yeşil doğruyu çiziyorsunuz dostlarım. Burada bir paralel kenar oluşturacaksınız. Buradaki oluşan üçgen sayesinde de soruyu çözeceksiniz dostlar.
İşte paralel kenar olması sebebiyle burası A ise burası A, şuraya B diyelim. Burası C ise burası C olacak gibi. Buradaki üçgenden artık ne çıkarsa ikizkenar çıkabilir, dik üçgen çıkabilir, benzerlik çıkabilir karşınıza. Herhangi bir üçgen kuralı çıkacak. O üçgen sayesinde de soruyu patır patır çözeceksiniz dostlarım. Şimdi eğer ki açıortayla yamuğu bir arada vermişse soruda, bakın bu da ikinci klasik bir soru tarzımızdır. Dedik ki hani üçgenlerde söyledik bu taktiği size. Eğer bir soruda paralellik ile açıortay bir arada verildiyse dedik, senin aklına Z kuralı yapmak ve bunun sonucunda da ikizkenar üçgen bulmak gelecek dedik. Yamukta zaten paralellik kendiliğinden mevcut değil mi dostlarım? Yamuk demek iki kenar paralel demekti zaten. Dolayısıyla sen artık yamuğun içinde bir açıortay gördüysen hemen Z kuralı yapmaya çalışacaksın. İkizkenar üçgen bulacaksın. Eğer ki bu açıortay yan kenarlardan birini, mesela B'den çıkıp şu yan kenarı da belli bir oranda bölüyorsa, bu bazen işte bu oranı soracak, şunların oranını, bazen oranı verip başka uzunluklar, açılar, alan sorabilecek. Sen bu şekli gördüğünde şunu yapacaksın kardeşim. Bu açıortayı biraz daha dışarıya doğru uzatıp şöyle üstteki kenarla birleştireceksin, üst tabanla. Ve bak burada bir Z harfi çıkacak karşına. Dolayısıyla şu açıya da artık şu çizgili açı deyip şu üç kenarla şu kenarın ikiz kenar olmasından soruyu çözeceğiz dostlarım. Evet, bu da aklımızın bir köşesinde mutlaka dursun. Şimdi zor bir soru tipi var. Dik yamukta da söyledim ya, eğer köşegenler dikse, görüyorsunuz herhangi bir yamuğun köşegenlerini dik verdiyse bize, şu hamleyi yapıp soruyu çok kolay çözebilirsiniz dostlar. Bakınız, şu sağ alt köşeden AC kenarına paralel olan bir doğru çizeceksiniz. Şöyle çizdiniz. Ve bunu üst tabanla da birleştireceksiniz dostlarım. Şuraya da bir harf verelim, K diyelim. Şimdi burada bakın, şurada bir paralel kenar oluşturmuş oluyorsunuz böylelikle. Şurada bir paralel kenar çıktı. Yamuğun köşegenleri dik oldu. Şurada U kuralından, hani bununla bu birbirine paralel ya, bu açıyla şunun toplamı 180 olmalı. Dolayısıyla buraya da bir dik koyacaksınız. Dik açı koydunuz. Ve şurada bir dik üçgen oluşturmuş oldunuz dostlarım. Burası üst taban A. Burası alt taban B. Bu B paralel kenardan dolayı burası da B oldu. Ve şu dik üçgen sayesinde soruyu biz kolay bir şekilde çözeceğiz. Bunu ne zaman yapıyormuşuz? Köşegenler dik ise. Bu bir zor soruydu dostlarım. Siz de inşallah öğrendiniz. Evet, şimdi geldik klasik soru tarzlarıyla yamuğun önce bu kurallarını birazcık öğreneceğiz. Sorular çözeceğiz bol bol arkadaşlarım. Her soruda yeni bir bilgi öğrendiğinizi fark edeceksiniz dostlar. Kuralları daha iyi anladığınızı fark edeceksiniz. Tabii biz bunu bir sonraki videomuza bırakalım arkadaşlarım. Bayağı bolca soru koydum. Yamuk önemli bir konu olduğu için yeni nesil soru da bol bol koydum. Yamuğu şöyle bir 4 videoda falan çekmeyi düşünüyorum. Her videoyu böyle dikkatli dikkatli, acele etmeden, çünkü videolar bir an evvel çözeyim de bitsin diye hızlı hızlı çözmeye başlıyorum. O zaman siz de çok iyi anlamamaya başlıyorsunuz tabii ister istemez. O yüzden yavaş yavaş, acele etmeden çözeceğim size arkadaşlarım buradaki soruları. Evet, videoyu burada durduruyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.